Eh be çocuğum, insan bir aramaz mı ya? Uyandı mı bunlar acaba? Hatice? 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 Günaydın abla, gelsin içeri. Yok kızım, gelmeyeyim. Gece seslerinizi duydum. Bayram geldi galiba. Kaan gelir diye bekledim ama bu saat oldu, yok meydanda. Allah Allah, dur bakalım ya, dur bir Bayram'ı çağıralım. Bir ona soralım, Bayram. Hayatım Bayram, bir bakar mısın? Belki hastaya gitmiştir, dur telaşlanma, şimdi Bayram söyler bize. Öyle olsa arardı, bir haber verirdi merak etmeyin diye, değil mi? Merak ettim. Bayram, ha geliyor. Hayır, ne oldu aç? Bayram çocuğum, kusura bakma, seni uyandırdık mı? Geldiğini duydum da Kaan'ı bekledim ama bak bu saat oldu, yok meydanda, aramadı da. Aslı'ya gitmiştir falan dedik ama. Yok yok, Aslı'ya gitmedi de. Ne oldu Kaan'a, bir şey mi oldu yoksa? Ya yok Seler anne, hiçbir şey olmadı Kaan yüzbaşıya. Yani şöyle, ya Tim görevden döndü de Kaan yüzbaşının görevi devam ediyor. Nasıl şey bu böyle? Sen buradayken nasıl görev devam ediyor? Tek başına mı görevde? Ya biliyorsun işte Sever anne. Yani ben bu konu hakkında... Bir şey söyleyemezsin. Of of, bu çocuk benim ömrümden ömür yedi vallahi. Ömrümden ömür yedi. Ne zaman geleceğini de söyleyemezsin tabii. Tamam çocuğum, kusura bakma, seni böyle rahatsız ettim. Sen rahatına bak, dinlen. Estağfurullah. Allah, hadi takma kafana, hadi. Bayram, ya sen iyi misin? Dün akşamdan beri geldin ama çok durgunsun. Ne oldu? İyiyim aç, iyiyim. İyiyim, merak etme. Siz kahve almayacak mısınız Sayın General? Gerçekten harika bir kahve bu. Kahveyle kaybedecek zamanımız olduğunu düşünmüyorum albay. Siz de konuya bir an önce girerseniz çok iyi olur. Albay Levinson. Oraya ortak operasyon düzenleme kararı almıştık. Ancak sanırım siz bizi atlattınız. Bizim timimiz bölgeye çok yakındı ve teröristlerin kaçma ihtimali vardı. Bu durumu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Öyleyse onları vurduğumuz için neden bize kızıyorsunuz? Kızıyor muyuz? Albay, siz benim timimin üstüne füze attınız, füze. Askerlerimi resmen bombaladınız. Bu çok zorlama bir yorum olur Sayın General. Bizim kesinlikle böyle bir niyetimiz yoktu. Ancak biliyorsunuz, en gelişmiş silah sistemleri bile bazen hata yapabiliyor. Hata öyle mi? Ben bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Yine de teröristleri imha etme konusundaki katkılarınız olağanüstüydü. Siz ve timiniz olmasaydı onları bulamazdık. Size bir kez daha teşekkür borçluyuz. Bu teşekkürün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum albay. Geliyor. Dur. 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 Dur.
teşekkürün ne anlama geldiğini biliyoruz. Ama şundan emin olun, en kısa sürede biz de size aynı şekilde teşekkür edeceğiz. İzninizle, Sayın Müsteşar. Efendim. Kahve almayacağınızdan emin misiniz General? İyi bir işten sonra içilen kahve gibisi yoktur, bilirsiniz. Ben kahveyi daha sonra içeceğim, Albay. İşimi bitirdikten sonra. Binbaşım, Başika'daki iki timi derhal Suriye'ye kaydırın. Ayrıca grup komutanlarıyla da hemen bir toplantı istiyorum. Ayrıca da Albay'a ulaş ve benimle görüşmesini sağlayın. Kahve içelim diye. Albayım lütfen. Bakın, Kaan sizden hep söz ederken bir amir ya da bir komutan olarak değil. Baba olarak söz eder hep. Baba bilir sizi. Biliyorum bana görevle ilgili hiçbir şey söyleyemezsiniz. Ben de hiçbir şey soramam. Ama lütfen çok merak ediyorum. O iyi mi? Her şey yolunda mı? Aslanım bakın telaşınızı anlıyorum. Ama size şu anda söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Yani bir tek şu bozuk yüzbaşı şu anda görevde. Ve ben size o iyi bile diyemem. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Anlıyorum. Bakın, biz çok yıpratıcı bir iş yapıyoruz. O yüzden yüzüme bakıp kötü bir şeyler olduğu kanısına kapılmanızı istemem. Ben çoğunlukla çok baskı altında ya da yorgun olabiliyorum. Anlıyor musunuz? Kusura bakmayın lütfen. Ben öyle panik yaptım birden. Tamam. Okul işinin olmasına çok sevindim kızım. Çok başarılı olacağına eminim. Teşekkür ederim. Size çok borçluyum. Öyle düşünme. Zamanınız varsa bir çay, kahve, bir şey içmek istiyorum. Yok, teşekkürler. Bizim yapmamız gereken işler var. Esra'nın okuluyla ilgili ben size daha sonra yine bilgi veririm. Tamam, tamam aslanım. Siz de lütfen sakin ve sabırlı olmaya çalışın, olur mu? Görüşmek üzere. Merak etmeyin hocam. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Bunu ben de hep kendime söylüyorum ama bazen olmuyor işte. Haydar, bu salon çekmecesindeki telefon kimin? Sürekli çalıyor canım ya. Hı?
şimdi. Açmayacak mısın? Hı? Açmayacağım. Kimin o telefon? Hiç kimsenin. Boş ver. Haydar, ne oluyor? Bir şey yok Göküş. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım. Haydar bak, bu yaptı. Allah aşkına sus Göküş. Ne olursun bana soru sorma hatun. Tamam sus. Babanın canını yakmışlar Kaan. Ondan bağırıyor, tamam mı? Korkma sen. Sakın korkma. Ya kusura bakma babalar. Anam değil. Neredesin be bozuk? Neredesin babalar? Abi kalk. Abi kalk. Evlat, ayağa kalk. Hadi. Evlat, kalk ayağa. Deli yüzbaşı, bayrağı düşürme. Ayağa kalk yüzbaşı, ayağa kalk. Kaan, sevgilim, elimi bir ömür bırakmayacağına söz verdim. Hem daha çocuklarımız olacak bizim. Beraber yaşlanacağız. Daha gerçekleştireceğimiz bir sürü hayalimiz var. Ne olur bırakma beni sevgilim. Ne olur bırakma. Aç gözlerini. Ne olur. Thank you.
Irak'tan kalktık dostum. Birkaç dakika sonra Suriye. Sonra Akdeniz. Biz evimize gidiyoruz. Ama sanırım sen cehennemden daha berbat bir yere gidiyorsun. Beni duyuyor musun? Cehenneme gidiyorsun. Guantanamo adını duydun mu hiç? Siz Türkler diğerleri gibi değilsiniz değil mi? Burnunuz hep yukarıda. Ha? Konuş sana. Bana yalvarmayacaksınız. Biz de çok gururluyuzdur. Öyle değil mi Zabieski? Yes, sir. Burnumuz çok yukarıda. Türklerle sınırınız olmadığı içindir. Ha? Ne dedin sen? Dedim ki... tarih boyunca bizimle sınırı olanlar böyle böbürlenemezler. Cezalarını çekmişlerdir çünkü, dedim. Ellerimi çöz de o koca burnunu... Seni Akdeniz'e atmamı istemiyorsa kafa şeneni. Pislik herif. Bana bak, tuvalete gitmem lazım. He? Duymadın mı? Tuvalete gideceğim. Hayır, gidemezsin. İyi, sen bilirsin. Hey, hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? İş yiyeceğim. Çok fazla kaşınıyorsun Türk. Sabrını taşı. İşemem lazım. Lanet herif. Kal. 10 saniyeden fazla sürerse vururum seni. Bu senin. Yürü. İndir silahı. At silahı. Geç bu tarafa. Geçsin ha! Kıpırdan lan! Atın silahları! Paraşütleri atın! Atın lan! Kıpırdan lan! Manyak mısın sen?
Bunun hesabını ödeyeceğiz. En son Kuzey Irak'taydın. Şu an muhtemelen Suriye'nin doğusundasın. Güneş bu taraftan batacak. Türkiye sınırı için kuzeye yürü bozuk. Sir, sir,
ispatlıyor. Bad news, Connor. What is it? The transport plane has returned to northern Iraq. Why? What's going on? The Turkish officer you arrested? Yeah? What about it? The man has escaped. But, well, how can this happen? Couldn't we put him on the plane? God damn it, the one was on the plane with a hood on his head and the chains on his legs and arms. How could he escape? How's that happened? He's killed one of our officers. The information is that he's landed safely using his parachute. His parachute? Has everyone gone mad? What are you telling me exactly? How can this be possible? We don't have enough information about this, sir. But if you want us to... Find that Turkish officer. Do you read me, Jason? Find that captain, regardless of cost, and do it immediately. Right away, sir. Levinson out. Let's go. I want to go to the operations center right away. Komutanım, Kutalmış komutanım giriş yaptı. Acil sizi görmek istiyor. Elimizdeki bütün görüntüler bunlar mı evlat? Diyarbakır'dan gelecek olanlar da var. Tamam, onların da hepsini toparlayın. Hepsini bizzat kendim incelemek istiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz. Kopuz. Evet komutan. Herifin sırıtışını görecektin. Kendimi zor tuttum. İnan kendimi çok zor tuttum. İnan çok zor tuttum. Ufak bir hataymış. Hata diyor ya. Başka bir şey söyleseler şaşardım komutanım. Bozok yüzbaşıyla ilgili bir gelişme var mı albayım? Hayır komutanım, hala ulaşabilmiş değiliz. Çok canım sıkılıyor. Çok bir şeyler yapmamız lazım. Grubum hazır komutanım. Planımı size daha önce arz etmiştim biliyorsunuz. Ya istedikleri buysa? Ya bir kriz çıksın istiyorlarsa? Bizi tahrik etmek istiyorlarsa o zaman ne olacak? O zaman tuzağa düşmüş oluruz komutanım. Bunu biliyorum. Ancak... Komutanım. Evet. Acil bir husus var. Arz edebilir miyim? Söyle kızım. Komutanım, füzeyle vurulan madende araştırma yapan birliğimizden haber geldi. Evet. Kaan Yüzbaşı'ya hiçbir şekilde ulaşılamamış. Asubayım, dilim varmıyor ama eğer Kaan Yüzbaşı şehitse... onu bulma konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanabilir, bunu biliyorsunuz. Komutanım, madende kalan teröristlerin tamamının cesedine ulaşılmış. Ama Kaan Yüzbaşı ortada yok. Ne şehit, ne diri. Yüzbaşı ortada yok. Doğan! Doğan! Nerede bu çocuk yine ya? Komutanım, o bugün izinli. Huzur evine Kırlangıç Paşa'yı ziyarete gittiler. Doğru ya, unutmuşum. Oğlum, bana bir kahve söyle. Emredersiniz komutanım. Ama sert bir şey olsun ona göre. Hadi. Ya zaten bütün gece uyumuyorsun adam yani. Bir de üstüne üstlük benden sert sert kahveler istiyor paşam. Ya vallahi seni inandırsın paşam, gözleri kan çanağı gibi ya. Böyle stop lambası gibi bakıyor ya. Yemin ederim ben çok üzülüyorum haline yani. Doğan, abartma abi. Ne var oğlum, yalan mı söylüyorum Olgun ya? Yalan mı lan Çağber? Gideceğim de gerçi bu bilmez ha paşam. Buna sorsan bu nereden bilsin? Bu daha kuş, bu daha yeni asker. Yani bu daha Kopuz Albay'ı tanımıyor ya paşam ya. Değil mi lan Çağber? Abi Çağlar,
Benim adım Çağlar abicim. Tamam lan, bıt 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 konuşma. Allah Allah, amma konuştunuz lan, sizin de çeneniz düştü mü yani? Susmuyorsunuz, bıdı bıdı konuşuyorsunuz. Bir muhterem şahıs şurada oturuyor, iki satır konuşacak, faydalanacağız, konuşacak. Konuşutmuyorsunuz ya, bir susun lan. Buyurun paşam, sizi dinliyoruz. Karagöz, evlat, ben şimdi sana... Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Gördün değil mi evlat? Sade salçasız çorba, haşlanmış brokoli, yağsız salata. Hani paşam, hani yemin ederim, hani bakıyorum bakıyorum da yani bunu yiyeceğini yaşama daha iyi, ben sana söyleyeyim yani. Yani Allah'ın günü etmesin de bu nedir Olgun ya? Ulan ayıp ayıp, uzatma. Ne ayıp oğlum, yalan mı söylüyorum? Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın sevilen kulusun ha. Vallahi billahi biz buraya hazırlıklı geldik Allah'tan ya. Çağberk, indir oğlum aşağıdan malzemeyi. Çağberk, ne yapıyorsun ya? Oldu olacak, git hasta bakıcılara da ikram et. Aşağıdan ver şunu, gizliden ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Her şey sizin için paşam. Biz seni düşünüyoruz yani. O ne lan? Sus be oğlum. Aferin be Karagöz, içli köfte, bayılırım. Paşam, paşam iyi düşünmüşüz değil mi? Hmm. Al bakalım kardeşim. Al kardeşim sen de. Çok da güzelmiş. Ya paşam sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Olgun'a kalsa neymiş efendim, bu sağlıksızmış. Ben bilmiyorum sanki bunun sağlıksız olduğunu. Burada kaz yazıyor, ben bilmiyorum değil mi sağlıksız olduğunu. Sonuçta bu kolesterol. Belli bir yaştan sonra direkt kolesterol yapıyor paşam. Sonuçta baştan aşağı yağ bu. Bunları yiyorsun, 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 yiyorsun paşam. Vücutta yağ birikiyor, ayıptır söylemesi. O yağ sonra ne oluyor? Birikiyor, birikiyor. Böyle lap 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 ayıptır söylemesi sallanmaya başlıyor. Sonracığıma damar... Sus be! Sonracığıma damarlarda plaklar oluşuyor paşam. O plakalar üst üste biniyor, biniyor, biniyor. Birden böyle oluyorsun, hak rahmetine kavuşuyorsun. Oğlum ne konuşuyorsun lan? Sus lan, yalan mı söylüyorum? Ya da bak şöyle bir şey var paşam. Beyne pıhtı atıyor. Tamam mı paşam? O beyne yağ geliyor ya paşam. Ayıptır söylemesi. Sen zannediyorsun ki başım ağrıyor. Gideyim bir aspirin alayım diyorsun. Aspirin almaya gitmeye kalmadan hop 2.80 yerdesin. Allah taksiratını affetsin. Ne yapıyorsun oğlum? Ben... Bu genç yaşımda başıma bir şey gelmesin. En iyisi ben brokoliden alayım. Aa, niye beğenmedin mi paşam? Sevmedin mi ya? Allah Allah. Anlat sen anlat. Heyecanlı oluyor. Anlat. Allah ne anlatayım ki aslında paşam? Bakma ya. Hiç tadımız tuzumuz yok yani. Buraya da geldik yani... Ne bileyim, seninle iki sohbet ederiz. Keyfimiz yerine gelir diye geldik de. İşin aslı, hiç keyfimiz yok paşam. Alo, döndünüz mü? Sağ olsun. Ha. Ya evet evet, geç geldik. Serdar iyi misin sen? Sesin kötü geliyor. Yok. İyiyim, yorgunum biraz. Ha, şey anladım. Bir şey diyeceğim, ben bugün bir saat erken çıkacağım. Buluşalım mı? Ben şu yorgunluğumu atayım. Olur mu? Nasıl yani? Ya Serdar, bu abimden çekinme olayını iyice abartın ha. Vallahi akşam karşısına geçip konuşacağım. Biraz rahat bıraksın bizi. Yok Kaan abiden çekinmiyorum. Hem Kaan abi gelmedi ki. O görevde. Görev mi? Görev... Ya bir eğitim görevi çıktı. Kaan abi de atladı hemen ben yaparım diye. Senin abin böyle kızım işte. Nerede görev, Kaan abi orada. Her şey atlıyor. Sen de tam tersi. Hemen kaytarıyorsun her şeyi. E şimdi buluşuyor muyuz? Söyle bakayım. Ben şu yorgunluğumu atayım, seni arayayım tamam mı? Şaka yapıyorsun değil mi? E kovsaydın bari Serdar. Hayır hayır. Yıldız, yine ararım seni tamam mı?
Şimdi kapatmam lazım. Nesi var bunun ya? Ha, bitti mi? Sağ ol. Sipariş mi verdiniz? Sipariş verecek hal mi kaldı be Galip? Başka biridir. Ben bakayım be abi. Komutanım? Komutanım. Ne yapıyorsun? Bekliyoruz. Komutanım gelsenize. Geçin komutanım. Geçin. Evet. Var mı bir haber? Yok. Serdar teyzeye de gidemedim. Beni Yıldız'ı da geçiştirdim. Bilete ne edeceğiz bilmiyorum. Ya Kopuz Albay da mı bir şey demiyor komutan? O da bilmiyor ki. Herkesin ayakta da kimsenin mecali yok işte. Biz niye arama kurtarmaya dahil olmadık komutan? Ne bileyim. Ne yapıyoruz burada evde? Mi? Komutanım, bari biz de karargaha gidelim. Aynen ya. Ya komutanın duvarları üstüme üstüme geliyor. Gidelim, burada bekleyeceğimizi orada bekleyelim. Çayını içmeyecek misin? İçmeyeceğim. Canım hiçbir şey istemiyor Kürşat. Sinema falan demiştik, ne yapsak? Ama benim içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Var. Ne yapsak içimize sinmeyecek ki? Öyle çöktük kaldık. Kürşat. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi kalk. Karargaha gidelim biz. Ben de onu diyecektim. Hadi kalk. Kalk kalk. Hadi kalk. Erkan. Emredin komutanım. Yeni gelenleri de yükle oğlum, tekrar bakacağım. Tamam dersiniz komutanım. Babalar. Kılıç, neden buradasınız? Komutanım, biz buradayız burada olmasına da. Kaan Yüzbaşı yok. Çocuklar, sizden bir şey saklayacak değilim.
Şu anda elimizde sadece arama kurtarma birliğinden gelen bilgi var. Ve korkarım başka bir şey de yok. O bilgi komutanım nedir? Kaan Yüzbaşı'ya hiçbir şekilde ulaşılamadı. Allah korusun ne naaşına. Ne de dirisine. Kaan Yüzbaşı madende değil. Füze yüzünden. Öyle değil mi komutanım? Komutanım. Serdar anne bana sorup duruyor. Herkes diken üstü. Ne yapacağız komutanım? Ne diyeceğim ben? Bunların farkındayım bayram. Bakın tüm kalbimle Kaan Yüzbaşı'nın hayatta olmasını diliyorum. Ve eğer bu doğruysa çok beklememiz gerekmeyecek. Çünkü Kaan Bozok bir şekilde mutlaka bize ses verecektir. Onu iyi tanırım. Kaan Yüzbaşı mutlaka bize ses verecektir. Bundan emin ol. Komutanım, neden bekliyorsun? Yani Kopuz Albay ses verecektir dedi. Bu ne anlama geliyor? Dedi ki babalar. Eğer Bozok Yüzbaşı hayattaysa savaşacaktır. Hem de öyle bir savaşacaktır ki biz dahil herkes onu duyar. Öyle söyledi. Kusura bakma dostum. Uçurun şunu. Şunu.
İndirdik onu. Lan kalk. Patlama bitti, kalksana. Ne oluyor lan? Ölmüş bu. Ne var? Bu da ölmüş. Ne oluyor lan? Bitirin şunu. MİT ile jandarma istihbaratın bölgedeki unsurlarıyla da temasa geçin binbaşım. O bölgede bakılmadık taş altı kalmasın. Tamam. Tamam binbaşım. Allah yardımcınız olsun. Komutanım, sanırım bir şey bulduk. Nedir? Madeni füze isabet ettikten sonra, kılıç ismi bölgeden çekildikten hemen sonra bir grup maden civarına geliyor. Ne kadar kalıyorlar orada? 15 dakika kadar. Sonra hemen uzaklaşıyorlar. Sanki... Sanki birini ya da bir şeyi almaya gelmişler gibi. Bunu komutanın ekranında görebiliyor muyum? Hemen yüklerim komutanım. Yap o zaman. Aferin. Kılıç timi karargâhta mı hala? Komutanım, bu görüntülerle ilgili... Burası Kuzey Irak, albayım. Çatışmadan sonra yağmalamaya gelen grupları biliyoruz. Bu böyle bir şey. Evet ama Bozok Yüzbaşı'yla da ilgili olabilir komutanım. Albayım, o Amerikalı şerefsiz timimizin üstüne füze attı. Tamam, biz elimizden geleni yapalım. Yüzbaşı'yı aramaya devam edelim. Ama çok, çok umutlanma. Biliyorsun en kötü durumla önce komutan yüzleşir. Bu emrinizi nasıl almalıyım komutanım? Tim komutanımı arama faaliyetlerine son mu vereyim? Kopuz. Her şeye hazırlıklı ol. İnşallah ön sezilerin doğru çıkar ve yüzbaşıyı sağ salim oradan çıkartırız. Bunu başaralım. Ben her türlü faturayı ödemeye razıyım. Her türlü cezaya da. Timini hazır tut. Emredersiniz komutan. Türk. Türk yüzbaşı yaşıyor. O hepimizi öldürdü. O yaşıyor. This is Eagle. Send your coordinates. Send your coordinates right away. Send your coordinates. Come in.
Yeah. Turkish captain. Did they find him? Negative, Connor. He had run into YPG patrol 80 miles north from the here and... And? Spit it out, Sergeant. And the man killed all of YPG. He escaped. Damn it. I want you to call a staff meeting with all the officers right now. Yes, sir. Dismissed. Rich. Do you have anything new on that Turkish captain? I want you to locate that man. I want you to find him and disappear him. Ya ne yapayım daha? Takla mı atayım? Çeto ile Roza seni istiyor. Çeto? Saat kaç? Saat 1'e geldi. Ne zaman geldi? Daha yeni yattım ya. Çetuk. Bizle gelmek istiyorsun Seyfi, ha? He. Gidecek miyiz? Amerikalılar bizimkilere haber vermiş Seyfi. Yüzbaşıyı ellerinden kaçırmışlar. Adam hala hayatta. Nasıl olur? Öldü dediler. Ölmemiş mi? Gidip bulmak için yardımımız istiyorlar Seyfi. Suriye sınır gidiyoruz. İyi, hadi o zaman. Geç kalmıyor. Hadi. Seyfi. Heh. Telefon. Telefon? Telefon. Ya dağın başında ne yapacaksın sen telefonu? Çatu, ben oyun falan oynuyorum ya. Allah Allah. Telefon dedim Seyfi. Telefon. Al. Yani... O kadar şey yaşadık, hala bana güvenmiyor musun ya? Ayıp ediyorsun vallahi. Hadi gidelim. Hadi. Gidiyoruz. Anne. Ne yapıyorsun bu saatte ya? Ah Yıldız. Ne yapayım yavrum? İyi misin sen? Uyku tutmadı, kalktım böyle. Abimi düşünüyorsun değil mi? O göreve gidince senin de görev başlıyor. Görev değil de yavrum. Bu sefer içimde daha başka bir sıkıntı var. Ay. Aslı hiç aradın mı?
Kaan'dan bir haber falan alabilmiş mi abi? Anne gündüz konuştum. O da abim görevde biliyor anne. Nereden haber alsın kız? Ay. Sen niye kalktın böyle? Ay susadım. Hadi yat yat, sabah erken tamam. Kalkacağım. Tamam Selver Sultanım, hadi sen de sıkıntı etme bak. Abim her zaman başının çaresine bakmayı bilir. Tamam, tamam yavrum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler kuzum. Günaydın Aziz amca. Biliyor musun, galiba bu sefer başaracağım. Başaracağıma inanıyorum. Günaydın. Güzel uyudun mu? Hocam, siz iyi misiniz? İyiyim bir tanem. Hadi gel kahvaltıya oturalım. Gel bakalım. Onun için mi aldınız? Bir haber alamadınız değil mi? Esra'cığım, ben biraz endişeliyim. Ne olur kusuruma bakma, olur mu? Biliyor musunuz, ben her gece babam için dua ediyorum. Ölmesin, geri gelsin diye. Ama ben onun neler yaptığını çok iyi biliyorum. Nelerle uğraştığını, kimlerle çalıştığını. Hep benden saklamaya çalışıyor ama yine de biliyorum. Esra'cığım, ben seni üzmek istemedim. Ne olur sen bunu düşünme, olur mu? Bak birazdan Kubilay abin gelecek, seni o sınava götürecek. Dün gece hem babam için hem de onun için dua ettim. İkisi de geri dönsün diye. Ama siz merak etmeyin, o geri dönecek. Ha, Kubilay abin de geldi. Hadi bir şeyler ye.
kengi öğrenciyi hafifini. Dubara dikim. Bu ne kengi öğrenciyi hafifini. Eagle 01 will be on the base in 2 hours. Over. Roger that. Over. Hem de ben daha mazot yene. Hem mazot ederken de Mebin. Bizimkiler buralarda değil. Hadi bakalım bozuk. Kurdish fighters are advancing through here. Our own forces are positioned here, here, and here. The Turkish captain is right here. He's moving right into our ambush. Even if he slips through, we will finish him off. Gentlemen, would you like a drink? Yes, sir. All right. Yes, sir. Good. Komutanım telefon. Komutanım. Telefon. Biliyorum babalar. Biliyorum. Bak. 6 cevapsız arama. Bu sadece bu sabahki kısmı. Niye açmıyorsun komutanım? Bozok Yüzbaşı'nın telefonu bu. Arayan da gelin kız. Gelin kız? İşte Bozok babanın nişanlısı. Aslan. Ne açabiliyorum ne bakabiliyorum. Bir mesaj atsaydın bari komutanım. Yazık aslanıma da. Mesaj? Mesaj. Lan mesaj atsam ne diyeceğim? Ya dönüp geri ararsa? Komutanım görevdeyim yaz, açamıyorum yaz. Uydur bir şeyler. Ha. Ha. Bak, bu iyi babalar. Bu olur. Olur, olur. Ha. Heh, aslanım, ben bıraktım sınavı Esra'yı. Tamam Kubilay, gidelim hadi. Aa, Kaan Yüzbaşı mı? Görevdeyim, arayamıyorum. Ben iyiyim, merak etme. Çok merak ettim seni. Ne zaman döneceksin? Oh. İyi hadi. Yüzbaşı değil mi? Yakında gideceğim babalar.
Kubilay okula değil başka yere gidiyoruz. Peki efendim. Allah Allah. Selçuk baba ne adamsın be. Ya biz de sana güvenip kıza mesaj attık. İnsan söyler bir şey der. Ya komutanım ne yazacağınızı ben nereden bilebilirim? Yani... Bir dakika kıza mesaj işi mi? Bana soraydınız ben o işte profum komutanım. Lan yörük ağrılar ne anlar mesajdan be. Keşke baştan söyleseydiniz komutanım. Söyleme gerek mi var Selçuk? Özel kuvvetler dediğin adam söylemeden anlar. Yani anlar komutanım kusura bakmayın. Bir de mesajlar çok değişti ha. Eskisi gibi değil. İmişiler falan var. Kalpli gülen yüzlü maymunlu. Yok yok cevap vermeyedik iyiydi. Komutanım belki anlamamıştır. Nasıl anlamamıştır babalar? Aslanım cin gibi kadın kesin kuşkulanmıştır. Yani bir şey söyleyeyim mi komutanım? Bence de kesin kuşkulanmıştır ha. Ya ben işin şu tarafındayım komutanım. Sen kıza fotoğraf falan mı gönderdin? Hayır bak fotoğraf gönderdiysen yakarsın kendini. Onun geri dönüşü yok. Gitti mi gider yani. Söyleyeyim ben sana komutanım. Bayındır sen nereden çıktın oğlum? Komutanım çay istediniz. Çay vermenin derdindeyim. Onun mücadelesini veriyorum. İki saattir peşinizdeyim komutanım. Ne ayaksın oğlum sen? Komutanım çay. Hah. Arıyor. Ah ne diyeceğiz? Hanımefendi bu taraftan. Komutanım. Hı. Ne var babalar? Of. Kobzal Bey'in makamı bu tarafta. Tamam oğlum efendim. Tamam. Kaan asla babalar yazmazdı. Haydar Yüzbaşı. Nerede o? Aslanım. Yüzbaşım lütfen. Kaan nerede? Kaan nerede? Nişanlım nerede benim? Telefonun şarjı var mıdır? Var da burada telefon çekmez ki. Biliyorum Heval. Çeken bir yer olursa iki dakikalığına bana verir misin? İyi olur. Olur. Olur olur. Ay senin gözün yok mu yani? benim manita ya. Yani günah vebali kendi boynuna ama sanki bir haltlar karıştırıyor. Yok. Yapma ya. Yok. Yok. Hani böyle çeken yere gidersek ben buna bir zarf atayım. Hele bakayım ne diyecek. Bir keresinde daha böyle olmuştu. Ben buna dedim Çeto, ki... Çeto, öncüler geliyor. Ne yaptınız? Var bir şey. Su kenarında bir hareketlilik oldu evvel. Emin olamadık ama %90 odur. 90 ne? Emin olmadık ne ha? Her taraf ağaçlıktır. Adam oradaysa böyle saklanıyordur. Ama hareketli konudan eminiz. O zaman gidip bu adam alalım. Hadi. Amerikalılar bu iş bayılacaklar Roza. Bayılacaklar. Hey.
Hadi gidelim. Ya Çeto, Amerikalılar bize bayılacağına doğru düz silah versinler. Bunlar nedir ya böyle? Ya Seyfi, ne yapıyorsun sen ya? Ya ben ne yapıyorum? Ben mermiyi normal doldurdum, namluya verecektim. Emniyet açıkmış, patladı. Seyfi, senin kredi bitiyor ha. Bitiyor. Hadi. Ey yüzbaşı, bunu duymuşsundur herhalde. Vallahi duysan iyi olur, yoksa bunlar derini yüzecek. Silah sesi şu taraftan geldi. Tabanca 9 milimetre. Güney'e gidemem. Olmaz. Geride Amerikalılar beni arıyordur. Önümde kim olduğunu bilmiyorum. Ne yapmalı? Kaan, düşün, düşün, düşün. Bak burada telefon çekiyor. Yok, tamam. Gönderdin mi? Dur. Gönderdim. Hadi. He vallahi. Sallanmayın. He vallahi. Dedim. Gelirsem kırarım bacaklarını. Kır dizini oturuyor bir de. Gide. Ya he vallahi sen nerelisin? Bizim bir Mardinli Beşir vardı. Ona hiç benzemiyorsun ha. Mardinli değilsin. Komutanım, dinleme yapılan cihazdan mesaj geldi. Yüzbaşı yaşıyor Miskat Dağı Seyfi. İşte bu, işte bu. Haydar Yüzbaşı'yı ara. Kılıç timi yarım saat içinde göreve hazır bir şekilde burada olsun. Onlar zaten buradalar komutanım. Güzel. Erkan, şu Miskat Dağı'nı aç bakalım. Etrafında kim var, kim yok bir bilelim. Emredersiniz komutanım. Hadi yeter, durma hadi. Emredersiniz. Thank you.
yüzbaşım. Hayattaymış. Aslanım. Aslanım. Ne söylersen söyle Kaan yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Ya iyi o iyi Kaan iyi. Bir şey yok iyi. Bana moral vermeye çalışmıyorsunuz öyle değil mi? Ya hayır yemin ederim iyi. Sana söz veriyorum. Gidip o adamı alıp buraya getireceğim söz. Sen yeter ki sağlamdır. Gerçekten doğru mu söylüyorsunuz? O iyi mi? Bir şey olmadı öyle değil mi? Hı? Kötüye bir şey olmaz bacı. Bir de bir şey sormak istiyorum. Siz kadınlar neden böyle sulu gözsünüz? Benim Göküş de öyle. Bak hatun açıyor internet. Kedi görüyor ona bile ağlıyor yemin ederim. Hadi sil gözümün içine. Çok teşekkür ederim yüzbaşı. Teşekkürü boş ver bacım. Daha çok işim var benim. Kaan'ı getireceğim buraya. Burada gördüğümüz adam. Burada gördüm. Ha vallahi burada. Nerede peki o zaman? Ha? Burada arkadaşlara da sorup. Ya adam seni mi bekleyecek Çetu? Kaçmıştır. Hem ne malum bu adamın doğru söylediği? Yani belki yanlış görmüştür. Vallahi arkadaşlar da buradaydı. Yalan söylemiyorum ben de burada gördüm. Ya sus. Madem doğru gördün hani nerede adam yok işte. Ya arkadaşlar da gördü. Amerikalılara ne diyeceğiz Çeto? Ya ne diyeceğiz Roza? Amerikalılara diyeceğiz ki sıkışsa gel kendin bul. Allah Allah biz sabahtan beri taban tepiyoruz anamız ağladı ya. Yok adam yok. Hadi gidiyoruz. Aferin lan sana Seyfi. Aferin sana. Sizi dinliyorum Mr. Kopuz. Albay, irtibatı kesilen bir personelimizin sizin kontrol ettiğiniz bölgede olduğunu düşünüyoruz. Öyle mi? Çok ilginç. Peki benden ne istiyorsunuz? Tabii ki personelimizin can güvenliği Levinson. Başka ne olabilir ki? Bunu siz mi söylüyorsunuz albay? Bana ortak operasyon merkezinde yumruk atıp çene kemiğimi çatlattıktan sonra mı? Bu doğrusu çok garip Kopuz. Bakın şimdi bunları tartışmayalım. Tekrar söylüyorum. O bölgedeki özel güvenlik birimleriniz... kontrolünüzdeki terörist unsurlar ya da askerleriniz bunların herhangi biri personelimize saldıracak olursa... Evet.
Bundan sizi sorumlu tutar ve gereğini yaparım. Bunu size resmen bildiriyorum. Beni tehdit edecek durumda değilsin albay. Senin kayıp adamının yaşaması ya da ölmesi benim umurumda değil. Ve bununla ilgili olarak seninle kesinlikle tartışmayacağım. Siz bilirsiniz Levinson. Bunun sonuçlarına katlanırsınız. Go to hell, Kopuz. There's nothing you can do. You're not in my league, Kopuz. You're nothing. Find that Turk. This has gone far too long. Find the captain. Find him and kill him. Bölgeye helikopterle ya da karadan intikalimiz mümkün görünmüyor komutanım. Bu bölge hem Amerikalıların hem de terörist unsurların kontrolünde. Ve yüzbaşı da bu hengamenin tam ortasında, öyle mi? Aldığımız bilgi bu yönde komutanım, evet. Ne yapacağız peki, ne düşünüyorsun? Önerin nedir? Olağan protokollerimiz bu durumda hiçbir şey ifade etmez komutanım. Ayrıca zamanımız da daralıyor. Yüzbaşı yaralı mı, ne durumda? Bu konularda da hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar beni albayla yalnız bırakın. Hemen yalnız komutanım. Levinson ne dedi? Komutanım size şu kadarını söyleyeyim. Eğer yüzbaşı Bozoğa bizden önce ulaşırsa... Allah korusun onu kaybederiz. Albay Levinson onu kafaya takmış. Onu bulacaktır. Evet. Eğer yüzbaşı sağ salim bize geri dönerse... o başının belaya gireceğini gayet iyi biliyor. İşlediği cinayetlerden, çevirdiği fırıldaklardan hesap sorulacak. Komutanım, emriniz. Film hazır mı? Hazırız komutanım. Elimizde delice bir plandan başka bir şey yok. Ama subayımızı sağ salim oradan çıkartmak için de yapacağımız başka bir şey yok. Bu kesinlikle doğru komutanım. Peki Kopuz, yap bu işi. Kurtları o çakalın üstüne sal. Yüzbaşımızı sağ salim oradan çıkart. Buraya getir. Bundan sonrası umurumda bile değil. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ ol komutanım. Gidip albaya mı baksak komutanım? Ha? Ya en azından ne olup bittiğini bir öğrenseydik ya. Ya Kaan Yüzbaşı iyi miymiş? Sağlığı sıhhati yerinde miymiş? Bunu bir bileydik ya. Çatlayacağım böyle, bekle bekle. Komutanım. Siz artık bir şey söyler misiniz? Ne yapacağız biz? Emre. Galip. Emre'nin komutan. Söylediğim mühimmatı aldınız mı babalar? Aldık komutanım. Hepsi hazır da. İyi. İyi. Aferin. Allah Allah. Anlamadım ki ya. Anlamadım ya. Haydar Yüzbaşı bizi duymuyor mu? Duymuyor. Komutanım gerçekten duymuyor galiba. Ya acaba o patlamadan sonra böyle kulağında kalıcı bir hasar falan bir şey mi oldu? Olur mu olur vallahi Karaca. Ayağı duymuyor. Duymuyor.
Ya duyuyor, duyuyor. Her şeyi duyuyor. Ama onun kafası başka bir yerde. Aklı, fikri başka bir yerde. Ya şimdi bize suikast silahlarını aldırdı. Yani demek ki başka bir şey var kafasında. Ha, evet. O zaman öyle. Belki de bu sefer hedef başkadır. Hı? Ya başka başka. Gidelim indirelim komutanım işte. Vallahi burada beklemekten iyidir. Kardeşim bak parmak izi yapma. Onun taktik şu bak. Silahla parlat. Silahla parlat tamam mı? O şekilde yapacaksın. Taktik bu. Ya Doğan. Oraya çay mı gider abicim ya? Abuk subuk konuşma lan. Niye gitmesin lan? Niye gitmesin? Allah Allah ya. Bizim canım çayımız astronotlar tarafından uzaya bile şey edilmişken biz hangara niye çay götürmüyoruz acaba Algun? Tamam lan tamam. Ben bütün çayları yaparım ama alıp götürmek sana ait tamam mı? Fırçayı da sen yersin abicim. Of be Algun. Of ki ne of be kardeşim ya. Oğlum biraz taktik düşün lan. Birazcık derin düşün lan. Bizim bu adamları yumuşatmamız lazım anlıyor musun beni? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ortam nasıl gergin görmüyor musun? Bizim görevimiz ne Olgun? Bizim amacımız ne Olgun? Ne? Sosyal bir dokunuşta bulunmak. Anlıyor musun beni? Sosyal bir dokunuşta bulunup muhabbete zemin hazırlamak bizim amacımız. Ben karışmam abi, ben karışmam. Çay tepsisini alıp hangara mangara gitmem. Olmaz ya Allah Allah. İşte kardeşim tamam o artık fotoğraf soldu. Gel biraz da bunu yap. Bunu yap biraz. Lan ne değişik değişik hareketler yapıyorsun, ne oldu? Lan ne değişik hareket yapıyorum, hiçbir şey anlamıyorsun Olgun ya. İşaret veriyorum, uçaylığa göndeririz diyorum ya. Çağdaş'ın eline veririz, tepsiyi götürür ya. Çağlar abi ya. Ne? He he işte sen de kardeşim ya. Gel buraya, gel buraya. Bizim timimizi ayakta tutmamız lazım, anlıyor musun? Timimizi dipçik gibi ayakta tutmamız lazım bizim. Geç kaldın abicim, çay işi yeter. Oğlum, bu gece buradayız, kimse yerinden ayrılmasın. Emredersiniz, emredersiniz komutanım. Komutanım duydunuz, hadi abi devam. O çayları da doldur, gerekirse ben götüreceğim o çayları. Hadi babalar. Kopuz baba geliyor hadi. Dikkat! Arkadaşlar. En kritik görevlerinizden birine çıkıyorsunuz. Bozok Yüzbaşı şu anda Suriye'nin şeytan üçgeni diyebileceğimiz bir noktasında bulunuyor. Bozok, bir yanı rejim güçleri, bir yanı bölücü terörist örgüt, bir yanı da sözde müttefiklerimizle bağlantılı özel güvenlik personeli tarafından tamamen çepeçevre sarılmış bir coğrafyada sıkışmış durumda. Şu anda ilk ve öncelikli göreviniz tim komutanımızı sağ salim alıp buraya getirmek. Haydar Yüzbaşı görevle ilgili ayrıntıları size ayrıca iletecek. Kılıcınız keskin olsun. Sağ ol. Yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Kılıç! Helikopter! Bin! Bozkurt. Emredin komutanım. Evlat, geniş çaplı bir çatışma, arbede, itiş kakış hiçbirine... Hiçbirini istemiyorum, tamam mı? Bunlara girmeyin. Size verilen hedefler belli. Emri aldığınızda bitirin ve çıkın. Emredersiniz komutanım. Hedefle hiçbir şekilde temasa geçmeyin. Anlaşıldı mı evlat? Emredersiniz komutanım. Bu tim resmi olarak orada değil. Eğer orada olmamız tartışma konusu olursa... uluslararası çıkarlarımızın zedelenmesi söz konusu. Çok dikkatli olun, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Allah yardımcınız olsun Erhat. Sağ ol. Komutanım,
Çocukların durumu nedir? Hazırlar mıydı göreve? Başaracaklardır komutanım. Bu gece yine uyku haram bize. En ufak bir aksilik olursa çocukların da bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başı büyük derde girer Hal Bey. Haklısınız komutanım ama ben müsterihim. Sonuçta ilk kurşunu onlar attı. Bize başka seçenek bırakmadılar. O delikanlıyı o cehennemden çıkartalım da. Gerisi umurumda değil. Ben her şeye razıyım. Silah olabilir. Ancak çok fazla kullanma şansı bulamayacaktım. Bir telsiz ele geçirse bile bununla iletişim kurmayı göze alamaz. Çünkü o telsizi kullandığı an bizden önce o namussuzlar ona ulaşırlar. Yüzbaşının yapabileceği tek şey var. Beklemek ve fırsat kollamak. Eminim şu anda o da tam olarak bunu yapıyor. Esra'cığım, uyumadın mı sen hala? Hocam. Ne oldu bir tane? Ya yarın görüşemeyiz diye, yani konuşamayız diye geldim. Ne oldu, ne takıldı aklına söyle. Yalnız. Evet. Yani o asker ya, yani subay. Evet bir tanem, ne oldu söyle. Onu babam mı yaptı? Hayır yani... Bilmiyorum bir tanem. Bunu gerçekten babam mı yaptı? Gel bir tanem. Ma lütfen ağlama lütfen. Ağlama lütfen. Gel otur bir tanem. Bak Esra'cığım... Kaan abin orada ne yaşıyor? Karşısında kim var? Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ama ne olursa olsun... Babanın yaptıklarının cezasını sen çekemezsin. Hiçbir evlat anneyle babanın yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Lütfen sakın bir daha böyle bir şey düşünme. Sakın. Sen hayatta o kadar güzel, o kadar başarılı şeyler yapıyorsun ki. Ya ben de normal babalar gibi babamın işten eve gelmesini, yanımda olmasını çok isterdim. Para... Ya da oyuncak istemezdim. Sadece yanında olmasını isterdim. Ama o bana soyadını bile vermedi. Al bir tanem benim. Oh. Fena değil Roza, ha? Sanırım. Ya Roza, daha ne kadar bekleyeceğiz bunları ya? Ne zaman gelecekler? Beklemekten ağaç olduk ha. Kendi meyvamı yiyorum ha. Kuralları onlar belirliyorlar Seyfi. Ne zaman isterlerse o zaman gelirler. O ne güzel. Bu Orta Doğu'da Amerikalı olmak lazımmış ha. Geldiğince gel, gittiğince git. Ne güzel vallahi.
Sıkıldın Seyfi. Ya vallahi sıkılmadım dersem yalan olur ha. Bu nedir ya, bekliyoruz. Silahlar onlar veriyor Seyfi. Para onlar veriyor Seyfi. Hastane onlar yapıyor Seyfi. Ya orası öyle de bunlar sağmadıkları ineği beslemezler. Çeto bilmiyormuş gibi konuşma. Ne diyorsun Seyfi? İnek ne demek? Sağmak ne demek? Ya yok bir şey yok. Ben de öküze laf anlatıyorum. Geliyorlar. Sıra girin. Çabuk. Bozuk durmayın. Sıra girin. Sen de sok şu elma cebine. Hoş geldiniz Albay Levinson. Sizinle tanışmak büyük bir onur. Aynen. Hastanemizi nasıl buldunuz? Güzel. Ben bowling salonu yapalım dedim ama fikrim ilgi görmedi. Ana yok. Hepimizi bowling gibi oynuyorsun zaten. Bir de salonu aç da mı olsun? Doğan, ne oldu? Bunu otogara götürecektim de komutanım. Komutanıma bilgi verecektim komutanım. İyi, acele et. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ne var Doğan? Bunu götürecektim ya komutanım otogara. Siz söylemiştiniz ya komutanım. Evet, tamam. Çıkabilirsin sen Doğan. Emredersiniz komutanım. Ha Doğan. Emredin komutanım. Benim cep telefonum bir kağıda yaz. O çocuğa ver. İstediği zaman arayabilir. Böyle söylersin. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Komutanım. Komutanım irtibat bildirildi. O mu? Bozok yüzbaşı mı? Evet komutanım. Irak-Suriye sınırındaki irtibat noktamızla temas kurmuş komutanım. Çok iyi. Çok iyi. Durumu nasılmış onu da söyle ben. Hemen. Emredersiniz. Ay Yıldız 6. Ay Yıldız 6. Durumuyla ilgili bilgi edinebildiniz mi? Tekrar ediyorum. Personelimizin durumuyla ilgili bilgi mevcut mudur? Komutanım. Etrafını çevirmişler komutanım. Kaan Yüzbaşı çatışıyor komutanım. Allah kahretsin. Yeter. Bozkurt Yüzbaşı'ya ulaş hemen. Emredersiniz. Komutanım, Albay Kopuz. Planı tatbik ediyoruz komutanım. Sanırım başka seçeneğimiz kalmadı. Emredersiniz komutanım. Ay Yıldız 1. Ay Yıldız. Komutanım arz ediyorum. Ay Yıldız. Kılıç. Komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Ay Yıldız 1. Emredin komutanım. Ay Yıldız 1. Bayrağı göndere çekin. Tekrar ediyorum. Bayrağı göndere çekin. Emredersiniz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Thank you.
Thank you very much. I appreciate that. Kılıç. Hedef yalnızca güvenlik görevlileri. Tekrar ediyorum. Yalnızca güvenlik görevlileri. Albaya sadece taciz atış yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Kılıç 2. Anlaşıldı komutanım. Hazır mısınız baba erenler? Kılıç 2 hazır. Kılıç 1 hazır. Emrimle. Atış serbest. Camlara çalışın. Kafasını dışarı çıkaramasın. What the hell's going on? Where are the men? Why are they not firing? Colonel, it's for you. Tell them to go to hell. Let them wait. Colonel, it's them. Who? It's the Turks. Abraham Kopus. Levinson. Listening. Dışarıdaki teröristlerinin sana bir yararı olmaz, Levinson. Senin kendi adamlarının gelmesi de iyimser bir tahminle en az yarım saat sürer. Ve bu yarım saat içinde de bütün adamların ölür albay. Bunu biliyorsun, öyle değil mi? Kopuz, ne istiyorsun benden? Bu da ne demek oluyor? Kayıp yüzbaşımın peşindeki köpekleri derhal çekeceksin Levinson. Yoksa bu dünyayı son görüşün olur. Canın cehenneme kopuz. Beni tehdit edemezsin. Ben American ordusu... Şaka yapmadığımı görüyorsun değil mi Levinson? Hı? Köpeklerini yüzbaşımın yolundan çek albay. Yoksa sana yemin ederim... Suriye'den Atlantik'e süslü bir tabut içinde gidersin. Beni anlıyor musun? Ve sana son sözüm. Bir dakikan var. Ölümle aranda bir dakika. Hepsi bu kadar. Kılıç, emir gelmedikçe kimseye ateş etmiyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kararını ver Levinson. Zamanın azalıyor. Kararını ver Levinson, hemen. Seni dinliyorum. Sen bilirsin. Yüzbaşım. Vurun. Emredersiniz. Seni dinliyorum Levinson. Yoksa devam etmemi mi istersin? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin lan! Gelin! Kılıç.
mermi. Hadi bakalım kamusluk. Ne oldu lan? Korktunuz mu? Az daha oluyordu lan. Az daha beceriyordum bozuk. Az daha oluyordu. Pekala. Pekala. Bunu sen istedin. Hayır, hayır. Ateş etmesinler. Ne istiyorsun onu söyle bana. Adamlarını hemen geri çekeceksin. Oraya gelen helikopterime kimse ateş etmeyecek. Adamımı oradan gelip alacağım. Ve Levinson, eğer orada yerde bir kertenkele bile görürsem... son kurşun senin beynine saplanır. Tamam, tamam. Al adamını. Güzel. Adamlarını ara o zaman. Hemen. Ayıldız, Ilıç 3. Buluşma noktasına inişiniz onaylandı. Anlaşıldı Ayıldız. Üsteğmenim, hazırız. İnişe geçebiliriz. Komutanım, Ağın Yüzbaşı'yı alıyoruz mu yoksa? Herhalde Bayram abi, bizde ite köpeği yedirecek adam mı var? Hadi beyler! Senin Allah'ına kurban Türkmen Üsteğmen, senin Allah'ına kurban ya! Allah'ıma şükürler olsun ya. Hadi bakayım, hadi. They cease fire? We cannot leave here, sir. It's not safe. Not safe? Nothing is safe here, son. Damn you, Sir Coppers! Levinson. Oradan çıkabilirsin, Levinson. Sözümü tutacağım. Sana kimse ateş etmeyecek. Ve sana bir de öğüt, albay. Bizi sakın o satın aldığın paralı askerlerle karıştırma. Ve gidip istediğin oyuncaklarla oyna. Ama benim askerlerime bulaşma. Anladın mı lan? Türk askerine bulaşma. Şimdi al o tavuklarını da yanına git. Galip, bizim kuş inmiş mi Erenler? İndi komutanım. Güzel. Acele edelim. Kılıç, hızlanıyoruz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emre. Çok teşekkürler her şey için. Olur mu canım öyle şey? Al onu da kaybetme, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.
Aslanım. Aslanım. Aa. Merhaba aslanım. Merhaba Doğan. Merhaba. Bunları İbrahim Kopuz Albay Komutanım gönderdi Esra için. Kendisi gelemediği için kusuruma bakmasınlar dedi Esra. Hiç önemli değil. Bana mı? Sana. Buyur bakalım abiciğim. Atayım mı? Al tabii. Ya çok teşekkür ederim. Ben hepinize çok zahmet verdim. Olur mu hiç öyle şey? Sakın böyle şeyler söyleme bir daha. Ya ben bunu çok merak ettim. Vallahi ben de çok merak ettim. Aç o zaman. Aç aç bak birazdan kalkacak otobüs. Ver. Bakalım neymiş? Ne almış acaba? Çok güzel. Odana asarsın artık. Esra. Bu da İbrahim Kopuz Albay Komutanım'ın telefon numarası, hususi cep numarası yani. İstediği zaman ararsın dedi. Ona saygılarımı iletir misiniz? İletirim, iletirim abiciğim. Esra'cığım otobüsün kalkıyor galiba. Yakın zamanda yine görüşeceğiz, tamam mı? Tamam. Dikkat et kendine. İyi yolculuklar canım. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Yine gel, tamam. Al bakalım, bunlar senin. Teşekkür ederim. Rica ederiz, hadi. Dikkat et. Tamam. Albay Kopuz'un jestleri ne kadar güzeldi. Tabii tabii. Ben her zaman söylüyorum ya, beyefendi bir adam yani. Öyle Kaan Yüzbaşı gibi dandum değil. Centilmen bir insan kendisi. Öyle, öyle. Vallahi benim Kopuz Albay Komutanım bir numaradır ya. Baksana, büyük boy fotoğraf almış, kıza göndermiş ya. Çok beyefendi adam. Tam bir salon beyefendisi ya. Yalnız aslanım, Esra çok sevindi be. Ya kızcağız çok mutlu oldu be. Sevinir tabii. O onun idolü. Büyüyünce Sancar gibi olmak istiyor. İnşallah. Hayırlısı, kısmet yani. Amcasım oldu. Ne? Aziz Sancar dediğimiz zat-ı muhterem. Kızın amcası mı? Sen ciddi misin? Yani ciddiyim. Yani ciddiyim de kovat mı kırdım ben? Aziz Sancar, Nobel falan. Bunların hiçbir bir şey çağrıştırmıyor mu sana? Yani çağrıştırıyor aslında da yani. Şimdi Nobel kızın bir şey oluyor mu? Ben ona tamamen ünlü birisi mi? Hayır şimdi fotoğraftaki zat-ı muhteremle Esra'nın yüz hatları birbirine çok benziyor. Gerek kavruk ten olsun, gerek o masum gülümseme olsun. Gözlerindeki zeka parıltısı olsun. Ben ondan şey ettim yani. Doğan cahil misin sen ya? Aslan kara cahil ya bu. Oğlum adam bakan bakan. Tabii ticaret ve bayındırlık bakanı. Ha, haberi yok ya. Tek kelime etmiyorsunuz. İkinizi birden kaldıramam. Kubilay gidiyoruz. Doğan'ı da karargaha bırakırız. Allah razı olsun. Of. Emekli mi oldu acaba ya? Amcası. Ben eminim abi. Tip çünkü aynı amca. Hadi oğlum. Açtım. Bunu böyle... Böyle mi kırdın? Dişimle böyle aldım. Böyle attım. Gerizekalı. Orada ne? Lan bayram bayat. Allah'ıma şükür orası komutanım ya vallahi. Yüzünü lan hadi. Sana. İyi kurtardık. İyisin, iyisin. Komutanım çok bir şey yok. Bozok, bozok. Ah, geldi milli felaket. Yaramaz adamsın, bozok. Ya koskoca deli yüzbaşı Kaan Bozok. 3-5 tane itle baş edemiyor da bizi buraya çağırıyor. Olacak iş mi ya? Çok yapmayın diye yaptım Bozkurt. Kardeş çok korkuttum, iyi misin ya? İyiyim. Maşallah maşallah. Komutan şunu açayım da gidelim bence. Serdar. Efendim. Becerebilecek misin? Tabii tabii. Sen konuşma enişte. Biz iyiyiz burada. Gülme lan. Enişteymiş. Enişte mi? Bayram. Emre mi komutan? Başlatmayın lan eniştenizden. Şuranda ağrıyor mu komutan? Sen bırak. Ağrımıyor mu? Yok.
Serdar hadi oğlum. Tamam abi. Yani. Çengir miyim ben? Yapacağım. Şu ellerine bir bakayım komutan. Bak. Ben sevdim buraları. Buralar iyi. Kürşat. Komutanım. Biz böyle durumlarda ne deriz? Türk balası kurt olur, bastığı yer yurt olur. Duyamadık. Türk balası kurt olur, bastığı yer yurt olur. Aferin asker. Sağ ol. Bayram ne yapıyorsun? Komutan mikrop kapmasın mikrofonu. Elini biraz yormuşsun galiba. Baştan gayayla tabi didiştin değil mi? Bunlar açmış eliyle böyle ıh diye. Helalim şey var vallahi komutanım. İyiyiz kılıç. İyiyiz. İşler ufak ufak karışıyor Galip. İzle şimdi. Bunlar buraya yerleşmeyi düşünmezdi mi lan? Vallahi her şey olabilir kardeşim. Gel lan buraya. Bizi bozmasın be. Abi komutanım abi. Allah'a şükür. İyiyik vallahi bak. Özmenem. Özmenem. Onlar kabuk. Özmenem. Sen yelde savrulan kül, yüreklerde köz menem. Ne Kafkasya, ne Prut. Şu bin yıllık ana yurt, kurşunlanan bir bozkurt. Çıkarılan göz, menem. Dinmez gönül sancımız, derinleşir acımız. Alınmazsa öcümüz, dövülecek diz, menem. Ok bir kez çıktı yaydan, geçtik düğünden toydan, şimdi hep meydan meydan, söylenecek söz menem. Ne yapıyorsun lan? Duysunlar kardeşim. Bitsin bu kızıl oyun, açılsın bahtı ayın. Altay'da kurultayı, toplandığı güz. Vur bozkurtum, vur tilkiye, vur kurtulsun Türkiye. Sizi büyük ülkeye götürecek iz menem. Subayım, şu delilere söyle oyun oynamayı bıraksınlar da dönsünler bir an önce. Emredersiniz komutanım. Komutanım, yüzbaşı bozok. O iyi mi? Beceremedin lan şunu açmayı. Tamam, ellerini kim açtı abi? Açacağım. Allah'ım. Abi yok, abi yok. Abi ne? Abi yok. Yok. Yok abi. Yok Erenler yok. Biz terbiye kalmamış. Komutanım, helikopteri diyoruz. Buradan dürümcünün önüne çekelim. Dürümcü mü? Oha. Oha. Oha lan. Kudurdun mu oğlum? Yeriz komutanım ya. Ya komutanım olmaz olmaz. Biz şöyle güzel bir lokantaya gidelim ne olur. Olur olur, gidelim gidelim. Emre.
edersiniz komutanım. Çiğdem de kafayı yedi. Hayırlı olsun. Aferin bize. Serdar hadi oğlum hadi. İnmeden açacağım. İnşallah. Yavaş gidelim açayım. Ben de yedim kafayı. Delirdim vallahi. Ah ulan Çiğdem Ülgen. Bir sen bir Türkistan. Gerisi hikaye. Ya komutanım bu şiir kimindi? Komutanım. Komutanım ha? Şiir. Ha. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu babanın. Ruhu şad olsun. Serdar. Komutanım. Hadi oğlum. Ha olmuyor. Allah'ım ya Rabbi ya. İyi akşamlar Kopuz. İyi akşamlar. Akşam postası. Üzgünüm ama biraz canını sıkacağım. Estağfurullah komutanım. Buyurun. Evet. Bu senin görevden alınma emrin. Bu zarfta bana açılan soruşturma emri. Oğlum, bu ne demek oluyor komutanım? Sanırım canımızdan çok sevdiğimiz mesleğimizden ayrıldık. Evet, çok üzücü ama durum bu. Yani ikimiz de artık asker değiliz Kopuz. Thank you.
eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.